Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala nebiyyina Muhammed ve ala ali nebiyyina Muhammed. En'am suresinin 36. ayetinden başlayacağız inşallah. Konuyu artık biliyorsunuz. Tüm En'am suresi boyunca hep böyle devam edecek. Yani neydi? Mekkelilerden hareketle Resulullah Aleyhisselam'a söylenilen itiraz cümlelerinden hareketle Allah Teala peygamberlerin davetine itiraz edenlerin ya da kabul etmeyenlerin problemlerini bize özetliyor. Oradan konuşuyoruz. 36. ayet şöyle. İnne ma bu yesmaun. Doğrusu icabet ederler. İcabet etmeyi biliyorsunuz. Kabul etmek yani. Kabul ederler. Kim kabul eder? Ellezine <laughs> yesmaune Dinleyenler kabul ederler. Daha önce de şöyle bir ayet geçmişti. Onların içlerinden seni dinleyenler var. O dinleyenler seni anlamazlar, seni dinlemezler anlamında allah Teala dinleyen herkesin de aslında inanmak için dinlemediğini ya da anlamak için dinlemediğini anlatmıştı. Şimdi burada da anladık ki bu da farklı bir versiyonunu görüyoruz. Dinleyenler sana icabet ederler. Dinlemekten dinlemeye fark var. Ne için dinlediği insanın önemlidir. Bunu birkaç defa ifade ettik. Tekrar söyleyelim. Dinlemek zor bir iştir. Dinlemek yapılması gereken, yapılabilmesi gereken en önemli işlerden bir tanesidir. Bir insanın dinlerken alıcı olabilmesi, yani zihnini açması, kalbini açması onu kabul etmek için önündeki bir takım paravanlardan atlayabilmesi, bariyerleri geçebilmesi gerekli. Bunları aşamayan bir adam, karşısındaki konuşan kişi ne anlatırsa anlatsın, kim konuşursa konuşsun ve ne kadar güzel anlatırsa anlatsın, kabul etmeye kapalıdır. Önemli olan dinlerken ki insanların tutumlarıdır. Nasıl dinliyorsunuz? Almak için mi dinliyorsunuz yoksa başka türlü mü? Şu hadisle hep ilişkilendirmekten yanayım bu düşünceyi yani dinleyenin nasıl dinlediği konusunu şu hadisle eşleştirin zihninizde. Peygamber Aleyhisselam diyor ki Allah'ın benimle gönderdiği ilim gökten inen yağmura benzer. Bu inen yağmur bazen verimli topraklara yağar. O verimli toprak suyu içine çeker kendi susuzluğunu giderir sonra orada yeşillikler biter. İnsanlar ve hayvanlar da ondan faydalanır. Bazen de diyor gökten inen yağmur sert toprağın üzerine yağar, toprak suyu içine, içine çekmez, kendisinin kuruluğunu gidermez ama su üstünde göllenir. İnsanlar ve hayvanlar ondan faydalanır. Bazen de yağmur taşlık bir alana yağar. O taşlık kayalık alana yağan yağmur oradan akar gider, güneş açtığında kurur, geriye hiçbir şey kalmaz diyor. Gökten inen yağmur da böyledir diyor ve kalpleri buna benzetiyor Peygamber Aleyhisselam. Kiminin kalbi verimli topraklar gibidir. Dinlediklerinden yararlanır. Önce kendi ihtiyaçlarını bir giderir. Sonra ondan güzel ameller çıkar. O güzel ameller sebebiyle başka insanlar da ondan yararlanır. Bazı insanların kalbi kapalıdır ama zihni açıktır. Zihni açık ve kapasitesi iyi ise adamın anlatılanları öğrenir. Kendisi faydalanmaz. Ama gider öğrendiklerini başkalarına anlatır, başkalarına söyler. Onların faydasına olabilir. Bu da ikinci gruptur. Kendi işine yaramadı. Kendi işine yaramadığı için tabii yani asıl faydanın büyük kısmını sağlamamış oldu. Üçüncü grup var. Kalpleri taşlar gibi olanlar. Yani Hani bizde bir deyim vardır ya bir kulağından girip bir kulağından çıkmak diye. Bir kulağından girip bir kulağından çıkmıyor bile yani. Birinden girmiyor ki öbüründen çıksın. Bir şeyi dinliyormuş gibi görünüyorlar ama dinlemiyorlar. O sırada dinledikleri şeyi reddetmek için, ona itiraz etmek için iç dünyalarında sürekli bir takım açıklamalar yapıyorlar. Kendisinin mevcut olan halini değiştirmeye kapalı bu insanlar. Dinleyenler ancak, iyi dinleyenler, açık dinleyenler icabet ederler, kabul ederler. Vel mevta. Ölülere gelince, yebatuhumullah. Allah onları diriltir. Şimdi çok güzel bir ifade geldi. Bakın. Tamam, inancımız zaten böyle. Ölüleri Allah yeniden diriltecektir. Burada ahirette olacak olan bir konu anlatıldı ama İstiare yoluyla yani benzetme yoluyla bir şey de verilmiş oldu. Anlamak için dinlemeyenler ölülere benzetildi. Aslında burada çok ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Mesela Müslüman zihnindeki ölüyle diri, Müslüman olmayanın zihnindeki ölüyle diriden biraz daha farklı çıkıyor karşımıza. Yani mesela Allah Teala şehitlerden bahsederken, لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bel Tam tersine onlar diridirler diyor. Biyolojik olarak ölmüşler aslında yani onda bir sıkıntı yok gördük ya adam ölmüş. Öldüğü için zaten biz ona şehit oldu diyoruz. Ama Allah Teala yeni bir kriter üretiyor ve diyor ki aslında onlar ölmediler. Onlar diridirler. Burada da tam tersi kalbini öldürmüş, hakka hakikate kalbini, zihnini kapatmış olanlar var. Bunlar ölüdürler diyor Allah Teala. Başka bir ayette de Allah Teala ölülere sen işittiremezsin buyuruyor. Şimdi herkes kendi kalbine yoğunlaşması gerekiyor. Burada olmayan gavurlara hitap ediyoruz doğru ama kendimizle de ilgili bu uyarıları yapmamız gerekiyor. Kalbinizi öldürmemek gerekiyor. Kalbinizi öldürmemek için ne yapacaksın? Kalbini sürekli canlı tutman gerekiyor. Kalbi canlı tutmanın yolları var mı? Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde kalbi canlı tutmanın yolları da öğretilir. Kalp nasıl canlı tutulacak diye. Mesela bir tane ayet hatırlamışsınızdır. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Kalpler Allah'ı anmakla da canlı tutulabilir. Efendim, Mesela içinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan bir kalbi Peygamber aleyhisselam mezara benzetiyor, kabirlere benzetiyor. Kalplerinizi Kur'an'la canlandırın diyor. Bunlara sen işittiremezsin. Bunlar böyle ölürler. Ölünce de ne olur biliyor musun? Yeb'atuhumullahu. Allah vakti gelince onları diriltir. Sonra ne oldu? Sümme ilehi Sonra onların hepsi Allah'a döndürülürler. Allah onların hesaplarını verir. Burada tehdit var. Geçtik başka bir bölüme. Yani yine bir itirazları var. Bugünle ilgili çok ciddi bir meselemiz var. Dikkat edelim. Ve kalu, dediler ki, siz bu dediler ki, derler ki diye düşünün. Derler ki, levla aleyhi ayetun min rabbihi. O peygamberim diyen kişiye, madem ki peygamberdir, Madem ki Allah'ın elçisidir, gelen sözler Allah'tandır, din Allah'ın dinidir. O halde Rabbinden ona bir mucize indirilmesi gerekmez miydi? Ona bir mucize indirilse ya derler. Mesela Peygamber Efendimiz'in hayatına bakın. Siyer kaynaklarında ama şu tür siyer kaynaklarına bakacaksınız. E, rivayetleri hadis ilminin kriterlerine göre ciddi ciddi inceleyip alan siyar kaynaklarına bakarsanız eğer, hadis ilminin kriterlerini uygulayan, eleştiri ona göre yapan siyar kaynaklarına bakarsanız eğer, Peygamber Efendimizin peygamberliğinin Mekke döneminde muhtemelen hiçbir mucize görmeyeceksiniz. Muhtemelen yani. Mesela bir ayın yarılması mucizesinden söz edilir. Oldukça spekülasyona açık bir mucize haberidir. Bunu ilgili yerlerden okuyabilirsiniz. Efendim, başka ne söyleyebilirsiniz Mekke dönemiyle ilgili bir mucize? İsra ve Miraç mucizelerini söyleyemezsiniz değil mi? Doğru yani onu söyleyemezsiniz. Niye söyleyemezsiniz? Çünkü İsra ve Miraç mucizesinin tanığı yoktur. İsra ve Miraç mucizesinin tek tanığı Peygamber Efendimiz'in kendisidir. Ondan başka tanık olmadığı için onların kabul etmesi veya etmemesi diye bir şey söz konusu olamaz. O bir haberdir. Peygamberin verdiği haberdir o. Ama Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'deki müşriklere gösterdiği bir mucize pek karşınıza çıkmaz. Medine döneminde birkaç tane görürsünüz. Medine döneminde. Kime göstermiştir Medine döneminde? Mucizeler kime gösterilmiştir? Müslümanlara gösterilmiştir zaten. Onların kalplerini pekiştirmek amaçlı bir takım özel olaylar yaşanmıştır. E Mekke'deki inandırmak için niye mucize göstermiyor allah Teala? Diyorlar ki bir mucize gösterilsin. Nasıl bir mucize olsun? Bunu de birçok defa anlattık. Ya mesela melekler görünsün diyorlar. Allah bizimle konuşsun diyorlar. Gökten bir kitabın gelişini görelim diyorlar. Ya da vahiy geliş zahnesinde biz de hazır olalım o sesi duyalım diyorlar. Hatta biraz daha ileri gidiyorlar Allah'a açıkça görelim diyorlar. Yok bunu olmadıysa mesela gökten sana bir hazine indirilsin sen o hazineyle zengin olarak yaşa diyorlar. Ya da mesela diyelim ki Mekke'nin etrafındaki dağlar gitsin ve buralar Böyle ekilip biçilebilen yerler haline gelsin diyorlar. Diyorlar, diyorlar. Bir sürü şey söylüyorlar. Hiçbirisi yapılmadı. Niye yapılmadı? Yapılsaydı ne olurdu diyeceksiniz hani. Yapılsaydı Allah Teala kendisinin koyduğu kuralı kendisi değiştirmiş olurdu bakın. Geçmiş peygamberlerin başına gelen mucizeler farklı bir bağlamda ele alınması gerekiyor. Bir gün inşallah denk gelse mucize olayını tüm peygamberlerin tarihinden hareketle özel bir mucize konusunu konuşmak gerekiyor. Allah Teala insanların nasıl iman etmesini istedi hepimiz için yani. Allah Teala akıl verdi, irade verdi, öğrenme kabiliyeti verdi ve bilgi malzemeleri gönderdi. O bilgi malzemelerinin bir kısmı kendi iç dünyamızda, bir kısmı yaşadığımız evrene dağıtılmış bir kısmı da peygamberler aracılığıyla bize ulaştırılan bilgiler üç tür bilgi var bu fıtratımızdaki alemdeki ve peygamber aracılığıyla bilgileri dinleyecek akledecek özgür iradesini kullanacak ve iman edecek istenilen şey bu allah Teala bir insanı ya da bir topluluğu bir mucizeyle zorla inandırdığında onlar sınavını kazanmış olur mu? Bu bir soru olarak bir kenara yazın. İkincisi biz şöyle bir şeyle de karşılaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz dönemde de böyle sosyal medyada falan karşınıza çıkabilir. Dolaşıyor çünkü bu tür metinler falan bazen. İnsanlar iman etmek için Allah'tan bir işaret bekliyorlar kimi insanlar. Allah özel bir işaret göndersin diyor. Hani hatırlıyorsunuz o mesela meşhur şeylerden bir tanesi Muhammed Esed'in iman edişiyle ilgili anlattığı kendi hikayesi mesela. Yani ikna olacağım diyor ya. Niyet etmiş, ikna olacak artık. ikna olmanın eşiğine gelmiş ama "Allah'ım" diyor, "Bana bir işaret gönder." Bu kitabın senin kitabın olduğuna dair. Bu peygamberin doğru söylediğine dair. Senin var olduğuna dair bana bir işaret gönderdi. Sonra da diyor kendisi ya diyor bir rüzgar esse ve bir perde dalgalansa o an diyor onu bile ben işaret sayacağım ben yani işaret saymaya hazırım. Bir şey olsa ve kitabın sayfası şöyle bir hareket etse ben onu işaret saymaya hazırım. Diyor. İnsanlarda böyle bir şey var tamam mı? Herkeste olmuyor da adamlar. İman etmek için bir şey görmek istiyor. Benim burada daha önce verdiğim, öğretmenliğimde yaşadığım bir hatıramdı. Kendisinin ateist olduğunu zanneden bir talebem zanneden diyorum. Kendisinin ateist olduğunu zanneden bir talebem Allah var mı dedi? Var var dedim kızım. Bir kız talebemizdi. Yok ama hocam dedi ya siz gerçekten inanıyor musunuz dedi yavrum ben din kültürü öğretmeniyim meslek icabı inanmak zorundayım başka çarem yok. Biz ekmeğimizi buradan kazanıyoruz yani. Hocam hocam dedi Allah yok ki dedi yani yavrum var dedi. O zaman dedi varsa varlığını kanıtlasın dedi cümle o kadar böyle irrite edici bir cümle ki varsa varlığını kanıtlasın dedi. Cümle zaten gol atmaya müsait iyi bir pas tamam dedim kabul ettim. Ne yapmasını istiyorsun dedim. Çay içiyorduk aynı masada. Çay bardağını dikti tepesine boş bardağı şuraya koydu. Şunu doldursun dedi mesela ya. Böyle şeyler bugün de bekliyorlar yani. İnsanlar iman etmek için akıllarını kullanmak yerine iradelerini kullanmak yerine iradelerini yok edecek bir zorlayıcı güç istiyorlar. Ya bu insanın makamına. Aslında zül getirmez mi? insanın makamından aşağı indirir bu. Biz sıradan varlıklar değiliz ki biz özgür irade sahibi, akıl sahibi, ilimle donatılmış varlıklarız. Bize zorla bir şeyi birisi inandırdığında bize hakarettir bu. Normalde ben mucize göstereceğim demeliyim. Bu cümle saçma bir cümle de yani oraya takılmayın. Normalde din anlatıcısı olarak ben ya toplanın size bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu kanıtlamak için bir mucize göstereceğim demeliyim. Karşımızdakiler bana demeli ki, hayır biz böyle bir şey istemiyoruz, sakın böyle bir şey yapma, bu şova gerek yok demek lazım. Niye bu şova gerek yok? Ya benim aklıma, yani ne yapıyorsun? Aklıma benim hakaret ediyorsun. Benim irademi yok sayıyorsun. Mucize yoluyla iman ettirmek, olağanüstülükler göstererek, kerametler göstererek, İman ettirmek bir insanın aklını, iradesini hafife almaktır. İnsanın makamına uygun değil. O yüzden bu böyle olağanüstü şeylerin hikayelerine falan çok takılmamak lazım. Hazreti Peygamber'in hayatına bakın. Gerçekten Hazreti Peygamber'in mucizesi deyince bütün alimlerin üzerinde ittifak ettikleri peygamberimizin tek mucizesi bu. Şu kitap. Bu konuda bütün alimler aynı fikirdeler. Peygamberimizin mucizesi Kur'an'dır. Kur'an'da bir sözdür. Sözün gücüne inanıyoruz. Sözün gücüne inanmayanlar kendilerini zorla iman ettirilmesini istiyorlarsa din bu değildir. Bir ona ayet indirilseydi dediler. Gul de ki onlara inna Allaha o ala en yunzile ayeten. Allah'ın bir ayet indirmeye gücü yeter. Allah bir mucize yaratır bunda bir şey yok Allah'ın. Allah her şeyi yaratmış. Senin için de bir mucize gönderebilir, gönderir. Ama velakin ekserleri Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Allah'ın niye mucize göstermediğini düşünmüyorlar, onu bilmiyorlar. Sonra etraftaki mucizeler var. O mucizeleri görmüyorlar. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Bakın dikkat edin. Mucize mi istiyorsun diyor Allah Teala. Aslında mucizelerle dolu bir evrende yaşıyorsunuz. Fark etmiyorsunuz mu? Evet fark etmiyoruz. Ünsiyet diye bir kelime var ya Türkçede nasıl çeviren Türkçe'ye ünsiyet yani tanışıklık tanışıklık, alışkanlık, kanıksama böyle bir kelimelerle çevirebiliriz. Olağanüstü şeylerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Hep olağanüstü şeyler yaşıyoruz ve olağanüstü bir şey görmek istiyoruz. Hani bir şiirde böyle bir cümle vardı ya, Ol mahiler ki derya eşridirler, deryayı bilmezler. Denizin içinde yüzmekte olan balıklar denizin ne olduğunu bilmiyor. Lan zaten ona su su soruyor. Yani suyun içinde yaşıyorsun zaten. Mucizeler dolu bir evrende yaşıyoruz. Doğumumuz bir mucize, yaşamamız bir mucize, nefes almanız bir mucize, bedeninizin işleyiş biçimi müthiş bir mucize. Allah'ın göklerde ve yerde kurduğu düzen inanılmaz bir mucize. Yine kendisinin ateist olduğunu zanneden bir talebem dedi ki, Tanrı yok dedi. Bir dakika de o kadar rahatlar ki Tanrı yok derken falan. Haşa çıkıp gelecek ondan sonra göreceğin gününü diyeceğim şimdi. Böyle rahat rahat yok diyor adam ya. Yani. Niye dedim Tanrı'nın olmadığını düşünüyorsun? Tanrı olsaydı dedi, iyi, iyi, iyi olur dedi. İyi zaten dedim. İyiyse dedi, bu kadar kötülük niye var dedi. Bu kadar hasta, bu kadar aç, bu kadar problemli insanlar, ölenler, öldürülenler, zulme uğrayanlar. Allah varsa madem dedi bu kadar kötülük niye var? Ben de dedim ki ya bir şeye şaşman gerekiyorsa yanlış şeye şaşıyorsunuz. Konya'da yaşıyoruz ya, Konya'da yaşadığım için Konya'dan örnek vermem gerekiyordu. Dedim ki Konya'daki bütün hastanelerin tamamında toplamda yatan hasta sayısı, yatak sayısı kaç tane olabilir? Bilmiyorum da yani attık biz böyle kafamızdan 20 bin tane olsun dedik. Sonra ilgili arkadaşlara sordum o kadar yokmuş. Konya'da 20 bin tane yatak hastanede çıkmaz değil mi hocam? Yoktur yani. Dedim ki hadi bak 20 bin tane olsun ya. Evlerde de, evlerde de olsun tamam mı? Bir o kadar da evlerde de olsun. Ona ekleyin. Konya'nın nüfusu kaç? Diyelim ki 2 milyon. Rakamlar yani doğru olmayabilir sayılar. 2 milyon tane insandan 1 milyon 960 bin tanesinin sağlıklı olması dikkatini çekmiyor. 20 bin tanesinin hasta olmasına takılıyorsun. Bu kadar açlıktan ölen insan var diyor. Kaç insan var? 8 milyar insan var. 8 milyar insanın günde kaç tanesi açlıktan ölüyor? Diyelim ki 10 bin tanesi ölüyor. Bilmiyorum sayıları. Diyelim ki 10 bin insan her gün açlıktan ölüyor. Her gün kaç insan doyuyor? Yani sayı çıkartın, 10 bini çıkartın yani, 8 milyar eksi 10 on bin. Onlar doyuyor. Arkadaşlar, bir günlüğüne pikniğe gidiyorsunuz. Hayatında hiç pikniğe gitmemiş gafil var mı? İlla ki gitmişsinizdir ya. Bir günlüğüne pikniğe gidiyorsunuz. Altı kişilik bir ailesiniz. Dört kişilik demiyorum canım, biz öyle dört kişilik aile ne ya şimdi? Şimdi altı kişilik bir ailesiniz. Arabaya ne kadar yiyecek alıyorsunuz bir günlük piknik için? Bir toplamını düşünün yani. 8 milyar insanın her gün doyduğuna şaşırmıyor adam. Ölüm mü bir mucizedir? Yaşamak bir, mu bir mucizedir? Bir insanın ölmesi için tek bir sebep yetmez mi? Tek bir sebepten dolayı insan ölür yani şuradan ayağa takılır Allah korusun kafasını düşer şuradaki bir yere vurur ve ölür bu kadar bas bir elektrik kablosu açıta kalır ölür bir küçücük böyle göze görünmeyen bir virüs gelir ve ölür ölmek için tek sebep yeter yaşamak için kaç sebep gerekir aynı anda havanın solunabilir ve yeterli miktarda olması gerekiyor suyun içilebilir ve yeterli miktarda olması gerekiyor gıdanın temiz, sağlıklı ve yeterli miktarda olması gerekiyor. Bir elektrik kablosunun açıkta kalmamış olması gerekiyor. Ayağınızın bir yere takılmaması gerekiyor. Bir maganda kurşununun bir yerden gelmemesi gerekiyor. Tamam mı? İsrail'in, Amerika'nın hedefine düşmemeniz gerekiyor gibi böyle on binlerce sebep birleşiyor ve biz yaşıyoruz. Her gün yeniden uyanmanın bir mucize olduğunu görmüyor. Allah'tan mucize deniyor. Gözünü açtın mucize oldu işte yani. Gözünü açar açmaz hayat bir mucize ya. Yani. Diyor ki Allah Teala: "Ve min dabetin fil ard ve la tayirin yatiru bi cenahihi illa umamun mislukum." Bir baksana. Yeryüzünde hareket etmekte olan bütün canlılar ve iki kanadıyla uçan bütün uçanlar kuş değil bakın. Tayır uçan için kullanılan genel bir kelime. Kanatlarıyla uçanların tamamı, bütün uçanlar ve yeryüzünde hareket edenlerin tamamı sizin gibi birer topluluk. Bunlara hiç bakmıyor musun? Bunların da kendi işlerinde kuralları var, kendi düzenleri var, kendi hayat anlayışları var. Onların her biri düzenlenmiş. Ya belgeseller çıktı da biz hayvanlar dünyasını biraz daha anlamaya başladık. Önceden hayvanlar dünyasını bu kadar anlıyor muyduk bilmiyorum yani. Ama mesela karıncaların dünyası, bir belgesel izliyorsunuz, karıncaların dünyası insanın aklını başından alıyor. Bir balığın hayatına giriyorsunuz, insanın aklı başından gidiyor. Arıları takip ediyorsunuz, insanın aklı başından gidiyor. Her bir hayvan topluluğunda, uçanlarda, yürüyenlerde inanılmaz gerçekten insanın aklının alamadığı müthiş bir düzen hesaplama var. Sen bu mucizeyi görmüyorsun. Allah'tan Böyle gözüne sokacağı bir mucize mi istiyorsun? Bu Allah'ın işi değil, böyle yapmaz. Ma fil kitabi min şeyin. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Şimdi bu biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık deyince bazı alimlerimiz demişler ki buradaki kitaptan maksat Allah'ın katında bizim bilmediğimiz gizli bize kapalı olan levh-i mahfuz denilen asıl kitap var. Orada her şey yazılı demişler. Doğru. Ama buradaki bağlamda çok bir yeri yok yani. Buradaki bağlama uygun değil. Birileri de demişler ki Kur'an'da insanların bilmesi gereken her bilgi var. Çok zorlama. Hatta bundan hareketle bütün böyle gelişmeleri Kur'an'dan bulmaya çalışan tipler var. Elektriği de buradan buluyor falanca efendim savaşı da buradan buluyor hesaplamalar yapıyor, matematiksel hesaplar yapıyor falan. Oradan işte Birinci Dünya Savaşı'nı vuruyor. Olmadı İkinci Dünya Savaşı vuruyor. Ne zaman buluyor bunları? Olup bittikten sonra vuruyor. Önceden bil de işimize yarasın. Allah Allah. Niye baştan söylemiyorsun? Böyle bakmaktan yana değinim. Peki bu kitapta Allah hiçbir şeyi eksik bırakmadıysa neyi eksik bırakmamıştır? İnsanların hidayeti için gereken her şey bu kitapta var. Hidayet için gerekli olanlar. Allah bize hidayete nasıl gideceksek bununla ilgili hem iç dünyamızdan fıtrat delillerini söylüyor, hem kevni delillerini söylüyor, hem peygamberler aracıyla indirdiği bilgileri veriyor ve bize hidayet için gereken bütün bilgileri veriyor. Bu kitabı okuduğunuzda öğreneceğiniz en önemli şey bu. Kur'an'ı okuyup da teknolojik gelişmeye delil aranmaz buradan. Bir de böyle şeyler var ya konuyu saptıralım. Yani Müslümanlar iyi Müslüman oldukları zaman bir toplum iyi Müslüman olduğu zaman bunun doğal sonucu olarak zenginleşeceğini zanneden insanlar var. Bir, Müslüman, bir toplum iyi bir Müslüman olduğu zaman doğal olarak teknolojik açıdan çok gelişeceğini zanneden Müslümanlar diyor. Ya dinin geliş sebep bu değil ki. Din bunun için gelmedi. Bunu öğretmeye de gelmedi. Din insanlara hidayeti göstermeye geldi. Hidayet için gereken bütün bilgiler de burada var. Peki bu dünyadaki zenginlik, güç, gelişmişlik veya gelişmemişlik o senin sorunun dedi allah Teala. Çalışırsan veya imkanların müsaitse şartların denk gelirse olursun değilse olmazsın ya. Din sana sadece bir motivasyon sağlar. En önemlisi bu. Din sana bir motivasyon sağlar. Çalış der. Dünyaya işte efendim yenilme der. Yoksa kitapta ne arayacağımız konusu oldukça önemlidir. Kitapta olmayanı kitapta aradığınız zaman bulamıyoruz. Bulamayınca da efendim kitapta yok deyip çıkıyoruz. İki şey var. Bir kitapta olmayan arıyoruz. İki kitaptaki nasıl arayacağımızı bilemiyoruz. E bunun için de işin yöntemini yani biraz tefsir okumak gerekiyor. Biraz sünnet okumak gerekiyor. Alimlerden faydalanmak gerekiyor. Hadi gene bir hatıra söyleyeyim. Bugün lise hatıralarımıza döndük. Sınıfta talebeleri anne babalarına karşı kışkırtmaya çalışıyordum. Ben çok yaparım yani çocuklar annelerine babana kışkırtma işini. Dedim ki annenizin babanızın size çok saçma gelen istekleri var mı dedim oho dediler. Mesela örnek verin dedim herkes birer örnek veriyordu. Öğrencinin bir tanesi bakın e, önemli bir şeyden bahsediyorum. O öğrencimin o cümlesi. O yıldan sonra gerçekten benim Kur'an konusundaki gözümü açan, ufkumu açan cümle oldu. Bir lise talebesi çocuk ya. Dedi ki çocuk, odanı topla diyor bana dedi. Bu kadar saçma şey mi olurdu? Dedim ki yavrum ya bir dakika bunu anlamadım dedim. Biz de söylüyoruz bizim çocuklara odanı topla falan diye. Bunun neresi saçma dedim. Çok güzel bir cümle söyledi ama. Kendisi dedi bir şeyi bulamayınca benim de bulamayacağımı zannediyor dedi. Çok güzel. Dışarıdan bakanın o odayı kullanmayan dışarıdan bakanın kaos gördüğü yerde o odayı kullanan için bir kozmos var. Orada düzen var. Bütün mesele o odanın kullanıcısı olabilmektir. İçindeysen oradaki Oradaki düzeni yakalıyorsun. Ya Kur'an diyor çok karma karışık yani. Vallahi hiç karışık gelmiyor yani. Gerçekten hiç karışık gelmiyor. Bütün mesele içine girmek ve bununla tanışıklık kazanmak. Bunu doğru öğrenme yani doğru şeyi ararsak ve doğru aramayı öğrenirsek bu kitapta hidayet için gereken her bir şey var. Sonra ila rabbihim yuhşarun. Sonra bütün insanlar Allah'ın huzurunda toplanırlar yaptıklarından, bütün hayatlarından Allah'a hesap verirler. Vellezine kezzebu bi ayatina. Ayetlerimizi yalanlayanların durumu nedir? Ayetlerimizi yalanlıyorlar. Buradaki ayetlerden kasıt bir, Kur'an'da yani şu peygambere indirilen Kur'an ayetlerini yalanlıyorlar. İki, Allah'ın bu yarattığı ayetleri yalanlıyorlar. Bence, bence diye belirtiyorum. Bakın bunun doğru olmama ihtimali var. Benimkisi bir yaklaşım sadece. Mekke döneminde ya indirilen sure doğrudan peygamberi reddetseler peygamber reddetmiş olacak ama ayet kelimesi sık sık geçiyor ve ayet kelimesi Kur'an'da hep fıtrat yani iç dünyamız ve dış dünyamızdaki varlıklar için kullanılıyor ayet kelimesi ayetleri yalanlayan deyince burada şöyle anlamaktan yanayım kendi içine bakıyor kendi iç dünyasındaki o mucizeleri Allah'tan başkasıyla ilişkilendiriyor. Onun Allah'ın alakası olmadığını söylüyor, yalanlıyor. Dışarıya bakıyor. Güneşin Allah'la alakasını reddediyor. Rüzgarın Allah'la ilişkisini reddediyor. Yağmurun Allah'la ilişkisini reddediyor. Ya mesela Allah bize yağmur versin de dua etmeye gidelim diyoruz. Adam gavurlukta zirve yapmış. Gavurlukta zirve yapınca diyor ki adam ya yağmurun duayla ne alakası var diyor. Bir yağmur döngüsü diye bir şey var. Demiyor ki yağmur döngüsü kendi kendine nasıl oluştu onu söylemiyor. Yağmur döngüsü diye bir şey var diyor. O döngüyü gerçekleştirirsin. Yani mekanik bir sistem var. O mek düğmeye basarsın. Bastıysan bastın. Basamıyorsan yağmur falan olmaz diyor. Yağmurun Allah'la ilgisini reddediyor. Yaşamanın ya da ölmenin Allah'la ilgisini reddediyor. Allah bir insana ömür verdi. Bir dakika ya Allah bir insana ömür versin yani? Bu işte biyolojik yaşamın bir takım kuralları vardır diyor ve yaşadığı gördüğü şeyleri Allah'la ilişkilendirmiyor. Yaşadığı şeyleri Allah'la ilişkilendirmeyenler yalanın en büyüğünü gerçekleştirmiş olmuyorlar mı? Asıl yalanlama burada gerçekleşmiyor mu? Yani Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetini tekrar hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar Peygamber Aleyhisselam'ın sünneti deyince aklınıza Peygamberimizin giyim sünneti, Peygamberimizin sakalı, Tabii hanımlar nasıl sakal bırakacak? Olay bir şey ama sünnet olunca. Efendim. Peygamber aleyhisselamın yemek yemesi, yürümesi gibi şeyler sünnete dahil. Ama Peygamber aleyhisselamın bir sünnet grubu var ki o sünnet grubu tebeden tırnağa bilinçle ilgili. Bilinçle ilgili. Bunu daha önce de söyledik. Bir daha söyleyelim. Bunu tekrarlayın Lütfen. Her gün sabah gözünüzü açtınız ve ilk söz Peygamber Aleyhisselam'ın sözü değil mi? Gözünü açtın ilk söz. Yani yoksa hala ezberleyen birileri, ezberlemeyen birileri varsa yani eve gidince ezberleyin. Çocuklarınıza ezberletin. Çok o kadar önemli şey ki bu yani. Bu sadece bir e, Allah'ı anma meselesi değil. Yani dilin alışkanlığı değil. Gözünü açtın ve asbahna ve asbahan mülkü lillah dedi Peygamber Aleyhisselam. Sabah eriştik, Egemenlik Allah'ın olarak sabah eriştik. Öyle bir güne başlıyorum ki bugünün sahibi Allah dedi. Akşam oldu. Emseyna ve emsel mulku lillah dedi. Akşama eriştik. Öyle bir akşama başlıyorum ki bu akşamın sahibi Allah dedi. Arabasına bindi. Devesine bindi. Subhanellezi sakhara lena haza dedi. Bunu bizim hizmetimize veren Allah hamdolsun. Allah vermese ben buna nasıl güç getirecektim? Deveye nasıl binebilir bir insan? Devenin gücünü düşünün. Deve dik başlı olsaydı ve biz onu ehlileştiremeseydik eğer nasıl binerdiniz deveyi? Altınızda bir araba var yani. Basıyorsunuz ve bilmem 100 kilo, 150 kilometre hızla gidiyorsunuz. Şu kadar parmağım kadar ince bir demirin üstüne gidip duruyorsun ya. Altına bu hizmeti Allah bu imkanları Allah vermeseydi nasıl yapabiliyordunuz? Hilali görüyor peygamber Aleyhisselam ayın ilk hilalini. Ne diyorsunuz? Hilali ilk gördüğünüzde Hadi bakalım. Hilali ilk gördüğünüzde bir şey demiyorsunuz mu? Ha bir de hilali hiç görmeyenler var. Yani gökle bağlantısını kesen Müslüman nasıl oluyor arkadaşlar? Gavur olmuyor da. Yani öyle Müslüman çok hoş bir Müslüman değil. Gökle bağlantı niye kesiyorsun yani? Ayla, yıldızla, güneşle, kapalılıkla veya kapalı açıklıkla bağlantı niye kesiyorsun? Rüzgarla. Rüzgar esiyor peygamber aleyhisselam bir şey söylüyor. Gök gürlüyor bir şey söylüyor. Ne demek bir şey söylüyor? Hepsini Allah'la ilişkilendiriyor. Hilal'i görüyor ve Allah'ım diyor yeni bir ay başlıyor. Bu başlayan ayı bizim için diyor rahmet ve bereket ayı kıl diyor. Yeni bir ay başlıyor. Hep hep peygamber aleyhisselam Allah'la ilişkilendiriyor. Rüzgar esiyor. Allah'ım diyor bunun diyor bir felakete bir azaba dönüşmesinden sana sığınıyorum diyor. Yağmur yağıyor. Allah'ım diyor bunu rahmet yağmuru yap diyor. Bunu gazap yağmuru yapma bize diyor her şeyi yaşadığı her şeyi Allah'la ilişkilendirme öğretiyor peygamber sana. oturuyor yemeye başlayacak bizi yediren içiren diyor ya çok güzel bitirdi tekrar aynı şeyi söylüyor yani. rızkı verenin kim olduğunu hatırlıyor bunlar dilin alışkanlığıyla söylenecek cümleler değil bunu ezberlemek gerekiyor ama ezberlerken kendine bunu hatırlatmak gerekiyor bak Allah verdi de o yüzden suyumuz var Allah verdi de o yüzden ekmeğimiz var Şaka yapmıyorum. Ben e, yediklerimizin Allah'la ilişkisini anlattığımda bir derste bir kısım öğrencilerin hiç anlamadığını gerçekten söylüyorum. Bizzat şahidim. Hiç anlamadılar. Allah vermesi ekmek yok dedim. Öyle şey mi olur dedi. Yani nasıl öyle şey mi olur? Ekmeği dedi marketten alıyorsun. Ekmekle Allah ilişkisini kurmuyor ya. Yağmuru anlatıyordum çocuklara. Yağmur zaten bakın yağmur yağıyor. Allah bize rızık veriyor dedim ya. Yağmur yoksa çocuklar, yağmur yoksa hayat yok, ekmek yok, su yok falan dedim. Ortaokul talebeleriydi. Bir tanesi dedi ki ya yani gerçekten sınıfta 3-5 ki görüyor hepsinin aynı şaşkınlık var. Yok dedi ya ekmeği biz dedi marketten alıyoruz dedi. Bakkaldan alıyoruz ekmeği. Suyumuz da çeşmeden geliyor zaten. Bunun Allah'la ne alakası var ya? Çizgi filmlerdeki gibi olsaydı hayat... ...çok keyifli olurdu. Hani çizgi film adam bir bir vuruyor, eziyor ondan sonra tekrar kalkıyor ya... ...öyle olabilseydi ben... ...yapmayı isterdim yani. Öyle diye hemen suyunu keseceksin. Tamam mı? Yağmurları yağdırtırmayacaksın, görecek yağmurları yapacaksın ne olduğunu. Dedim ki gençler ya, yağmur var ya yağmur. Yağmur yoksa vatan bile yok. Ya nasıl öyle şey mudur diye. Türkler Orta Asya'yı niye terk ettiler? Türkler ortasını yani, niye terk eder? Meşhur hikaye değil mi? Kuraklık oldu, kuraklık olunca efendim onunla karnımızı doyuramadık. Doyuramayınca da uğruna can verdiğimiz, can aldığımız, atalarımızı gömdüğümüz topraklara dedik ki, ''Vallahi seni çok seviyorum, kusura bakma yağmur yağmıyor, ben gidiyorum.'' dedik. Sonra yağmur yağan yerlere geldik. Hikaye böyle değil mi? Hikaye eğer doğruysa, vatanı vatan yapan bile uğrunda ölen değil, yani yağmurun yağmasıymış. Allah'la ilişkilendirmiyorlar. Evreni Allah'la ilişkilendirmiyorlar. Şu anda içinde bulunduğumuz 20. ve 21. yüzyılda en önemli sorun Allah'ı devre dışı bırakan bir dünya kurmaya çalışıyorlar. Fizik kitaplarında Allah hiç yok. Biyoloji kitabında yok. Kimya kitabında yok. Eğer fizik, kimya ve biyolojide Allah anlatılmazsa Din kültüründe anlatılmasının bence hiçbir kıymeti yok. Gerçekten söylüyorum. Yıllarca din kültür öğretmenliği yaptım. Dinin ya Allah'ın anlatılacağı üç ders var, tamam mı? Biyofizik, biyoloji ve kimya. Burada Allah'ı anlatacaksın. Allah burada anlatılır. Sonra tarihten insanların hayatına örnekler verilir. İçinde peygamber geçmeyen tarih kitaplarıyla dolu ortalık yer. Edebiyata geliyorsun işte tasavvuf edebiyatı diyor Allah'tan bahsediyorsun. Sonra din kültürüne geliyorsun. Öyle bir Allah ki din kültüründeki Allah bizim yaşadığımız real hayatta hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Bunları yalanladılar. Bunları yalanlayanlar bakın summun bunlar sağırlar. Neye sağırlar bunlar? Okuduğumuz 36. ayete dönüyoruz. Bunlar peygamberin sözüne sağırlar. Bükmün bunlar dilsizler. Her şeyi konuşuyorlar konuşması gereken şeyi bir türlü konuşmuyorlar. Fil zulümati, <laughs> bunlar karanlıklardalar. Yani körler demedi, dikkat et mi? Aslında kör oldular. Sağırlar, dilsizler, karanlıkta oldukları için görmüyorlar. Ama kör demedi Allah Teala. Fil <laughs> karanlıklardalar dediler. Zulüm kelimesinin çoğunluğu yaptık, zulümat. Zulüm, kalanlık demek aynı zamanda. Zulüm deyince, Kur'an'da en çok kullanılan anlamı ne? Zulüm kelimesinin şirk, Şirkin karanlığındalar. Küfrün karanlığındalar. Cahilliğin karanlığındalar. inadın karanlığındalar. Taassubun karanlığındalar. E yani dil de yok. Yardım isteyemiyor. Kulak da çalışmıyor. Tehlikenin nereden geldiğini bilme imkanı da yok. Bunlar kendi kendilerini devre dışı bıraktılar. Men yeşe illah yudlilhu. Allah kimi dilerse onu sapkınlığında bırakır. Buna şöyle çevir yapılabilir. Allah onları öyle dilediği için onları sapkınlıklarında bırakır. Allah kimseyi zorla sapkınlıkta bırakmaz. Allah kimseyi zorla hidayete de götürmez. Ama bu anlamda ayetler var mı? Evet var. Mesela Ali İmran Suresi'nde böyle bir ayet var. Hatırladınız mı? İnneke tehdi men ahbette. İnneke tehdi men Tehdimen teşa ve tudillü men teşa. Özür dilerim. Metin böyle. Tehdimen teşa ve tudillü men teşa. Sen dilediğine hidayet eder. Dilediğine de sapkınlıkta bırakırsın. Şöyle değil ama yani. Allah kullarından dilediklerin bir kısmını ben bunların sapkınlıkta kalmasını diliyorum. Ya Allah'ım biz hidayet etmek istiyoruz. Olmaz. Ben sizi sapkınlıkta bırakmaya karar verdim. Onları sapkınlıkta bıraktı. Saptırdı. Bir grupta hidayete gidecek. Siz hidayete gideceksiniz. Olan biz kabul etmiyoruz. Yok siz kabul edeceksiniz. Allah öyle bir şey yapmıyor. Nereden çıkarttık öyle bir şey yapmadığını? Kitap gönderdi ya. Allah kitap gönderdiyse bu demektir ki insanlar özgürdür. Bu cümleyi bir daha söyleyeyim. Aklınıza bulunsun lütfen. İnsan özgür müdür diye zaman zaman tartışırlar. İnsan özgür müdür değil midir? İnsan kaderin önünde, ne diyor cümle? Rüzgarın önünde savrulan yapraklar gibi midir? Yoksa insan kendi kaderini kendisi mi inşa eder falan? Ben diyorum ki bu tür cümlelere ne gerek var? Allah peygamber gönderdiğinde hiçbir şey demeden aslında ne demiş oldu? Peygamber gelince ne demiş oldu? Özgürsün dedi yani. Peygamber geldi bir teklifte bulundu. Teklifte bulunur bulunmaz karşıdakilerin teklifi kabul etme veya etmeme gücünden bahsediyoruz. İnsan Kendisi sapkınlıkta kalmaya kullanırsa iradesini, bütün yeteneklerini, yani şöyle arkadaşlar, gavur olmak da zor iş ha ya. Vallahi bakın, yani yeminle söylüyorum, gavur olmak da zor iş yani. Düşünsenize, gözünüze batan bunca mucize var, bunca ayet var, her şey üstünüze üstünüze geliyor ve sen onları görmezden geleceksin. Kolay mı bu iş? Ben talebelere yıllarca dedim ki çocuklar, benim talebelerime benziyor de bahsettiğiniz gibi fark etmişsinizdir. Ben talebelerimden ateistim diyenlere hep diyordum ki, bunlar kendini ateist zanneden talebeler. Talebe dedim çocuklar ateist birisini bulursanız ama gerçekten samimi, ihlaslı, böyle ihlaslı bir ateist bulursanız adama saygı gösterin. Ya niye hocam diyorlar, çok zor iş ateist olmak. Hiç ateist olan var mı içinizde bilmiyorum da. Yani ya geçmişinde falan şey insan işteyse gençliğinde biraz yok mu kızım? Onu. Ya ateist olmak çok zor arkadaşlar. Niye biliyorsunuz mu? Her şeye Allahsız bir açıklama bulmak zorundasınız. Allah'a inanmak işi o kadar kolaylaştırıyor ki. Adam öldü. Ölümüne bir açıklama bulacak. Benim için çok kolay. Eceli geldi öldü işte. Çok güzel yani. O kadar rahat ki yani. Bir şey oluyor Allah öyle yaptı diyorum. Ya bunu anlayamadım diyorsun. Allah öyle takdir etmiş diyorum. o hiç bir anlamıyorum yani. Bunu anlamadım bunu. Allah öyle takdir etmiş. Öbürü her bir şeye Allahsız bir açıklama bulmak zorunda. Evrendeki olguların, olguların ve olayların sayısı sayısız diyeceğimiz kadar çok. Her bir şeye Güneşteki nükleer patlamaların nasıl oluyor da bizde hayat sebebi olduğuna dair bir açıklama bulması gerekiyor. Çok saçma yani. Orada nükleer patlama oluyor. Lan normalde nükleer patlama ölüm sebebidir. Her şeyi zarar. Orada nükleer patlama oluyor. Ondan sonra o buraya dünyaya geliyor. Sadece ışığından faydalanmıyorsun. Bitkilerin büyümesini ve bedenlerimizin canlanmasını sağlıyor ölüm sebebi olan şey hayata dönüşüyor. Aha bunu alıyorsunuz. Birisi yanıcı, birisi yakıcı. İki tane unsuru birleştiriyorsunuz. Değil mi? Birisi yakıcı, birisi yanıcı. Birisi oksijen yanmaya yardım eder, birisi hidrojen yanıcıdır. İkisini birleştiriyorsun, söndürücü oluyor. Ve üstelik bunu içmezsen yaşayamıyorsun. Hayat verici oluyor ya. Buna Allahsız bir açıklama bulmak zorunda. Aynı toprağa yan yana şu masa büyüklüğündeki toprağa değişik diyelim ki 5 tane değişik bitki bitiriyorsunuz, dikiyorsunuz ve beşinden de farklı içerikte, farklı özelliklerde bitki elde ediyorsunuz. Buna Allahsız bir açıklama bulmanız gerekiyor. Buluyorlar zaten ama çok yorucu bir iş ateist olmak. Yani insan en azından kendi konforunu düşünür de Müslüman olur yani. Çok yorucu bir iş. Bütün bunları reddettiler, karanlıklardalar, Kendileri istedikleri için Allah da onları sapkınlıkta bıraktı. İradesini onun için kullandı adam. Ve men yeşe kimi de dilerse yece alhu ala sıratı mustakim Allah dilediklerini de sıratı mustakim üzerinde kılar. Dost doğru yol üzerinde. Sıratı mustakimi biliyorsunuz. Fatiha suresinde de her defasında tekrarlayıp duruyoruz. Sıratı mustakim insanları Allah'ın rızasına götüren yoldur. Sırat geniş bir kelimedir. Bakın geniş bir caddeyi anlatır. Geniş bir kelimedir dedim yanlış oldu. Sırat geniş bir yolu anlatır. Mesela sebil kelimesi de Arapçada da yol demektir. Tarik kelimesi de yol demektir. Yol anlamında gelen başka kelimeler de var. Ama sırat kelimesini kullanıyor. Sebil kelimesini ve tarik kelimesini kullandığı yerler de var ama kullandığı yerler farklı. Fatiha suresinde burada da buna benzer yerlerde Allah Teala hidayet anlattığında diyor ki sırat, geniş bir caddeden bahsediyoruz. Bunun geniş bir cadde olması çok güzel. Herkesin hidayete geliş sebebi farklı olur. Herkes hidayete geldikten sonra hidayette duruş biçimi de farklı olur. Allah ne tek tip bir dine giriş yapmış ne de tek tip bir dindarlık yapmış. Ben şimdi kendim okudum diyelim yalan öyle bir şey yok da yani okudum çok düşündüm dünyadaki bütün dinleri araştırdım en azından bölgedeki dinleri araştırdım. Sonra bu araştırmaların neticesinde İslam'ın hak din olduğuna karar verdim. Ve dine girdim. Sonra ne istemeye başlıyorum? Herkesin dine böyle girmesi gerekiyor. Siz okumuyor musunuz? Öyle mi ya? Yani okumadan mı Müslüman oldunuz? Yani sizinki pek saylanmaz sanki yani biz Bizim çocukluğumuzda bilye falan oynardık da ona sayılanmaz falan derdik. Yani çünkü saylanmaz kardeşim yani okumamışsınız, düşünmemişsiniz. Sen Hristiyanlayınca çocuklar bana öyle diyorlar. Şimdi böyle çocuklar kim kandırdıysa lise talebesi hocam diyor yani ama bunun adil olanı böyle olması gerekmiyor mu? Yani net budizmi araştıracakmış, şintoizmi araştıracakmış, Hristiyanlığı Yahudi araştıracakmış. Bilmem hangi dini araştıracakmış, sonra İslam dinini araştıracakmış ve Hadi bu arada ölürsen ne olacak? O kadar zamanınız nerede yani? Bir de kaç kişi böyle bir şey yapıp da bunların peşine düşebilecek? Kendisinin inandığı tipte inanmak istiyor. Dindarlığını oradan bulmaya çalışıyor. Ya mübarek. Birisi ben defalarca gördüm bakın gerçekten söyleyeyim. Çocuklarıyla ilgilenenler için de söylüyorum. Bir romandan Allah inancına ulaşan talebelerimiz oldu Allah'ın izniyle. Hiç alakasız bir romandan yani. Ya niye çocuklar roman okuyorsunuz? Ayet ve hadis okutun falan. Tamam canım sen öyle bulmuş olursun. Hani Yunus Emre'nin bir şeyi vardı ya hatırladınız mı? Alimler, ulemalar medresede bulduysa ben harabat içinde buldum ise ne oldu? Birisi harabat içinde bulur. Harabelerin içerisinde bulmuştur. Hoca kısmısı da medresede bulmuştur. Herkesin hidayete geliş biçimi farklı olur bu bir. Hidayete geldikten sonra herkesin dindarlığı da çerçeveyi peygamberin çizmesi şartıyla Herkesin dindarlığı da kendine özel olur. Kendin gibi dindarlık bekliyorsun. Mesela bizim hocalar benim ben, benim sektör oluyor. Biz, benim sektör. Hoca sektörü diye bir sektör var arkadaşlar. Yani böyle bir sınıf var. Biz insanlara din anlatırken herkesi ilahiyatçı yapmaya çalışıyoruz. İlahiyatçı dindarlığı. Şu kadar çok hadis okulu, şu kadar çok ayet oku, şu kadar çok namaz kıl, şu kadar kendi gruplar kur onlara din anlatma. İyi de muvarek yani adamın bir tanesinin işi başka, öbürünün mesleği başka, öbürünün kapasitesi farklı. Öyle değil mi? Kimisi zekat vermekle sorumlu, kimisi zekatı almakla sorumlu. Kimisi hasta taşımakla sorumlu, kimisi de kendini taşıtmakla sorumlu. Ha böyle yani iş. Her şey birbirini tamamlıyor. Önemli dindeki kalış biçimimizde tekrar söylüyorum. Peygamber aleyhisselam çerçeveyi çizmek şartıyla Herkesin hidayetteki duruş biçimi de kendine hastır. Kişiye özel bir dindarlık vardır. Tek tip bir dindarlık yoktur. Allah dilediğini sırat müstakim üzere kılar. Kul de ki Eraeyteküm Arapça ile ilgili olanlar dikkat etmişlerdir. Arapça ile ilgili olmayıp da birazcık ilgilenen varsa dikkatinizi çekeyim. Era teküm Arapçada hiç kullanılmayan bir kalıptır. Hiç uygun değil. Kurallara uygun olmayan bir kalıp. O yüzden çok ilginçtir burası. Bir şaşkınlık, hayret edilecek bir durum anlatılır. Kul de ki sen onlara erai teküm şöyle çevrilebilir. Sen şu sizin halinizi gördün mü? Bu açıklamalı çevir arkadaşlar kelime çeviri değil. Arapça bilenler için bir daha hatırlatıyorum. Era ey te'den sonra ikinci bir zamir daha geldi. Kendisiyle ilgili zamir gelmez yani. Tamam Burada gul deki de sen gördün mü? Eraite sen gördün mü? Kimi gördün? Sizi gördün mü? Sen sizi gördün mü? Buradaki hayret ifadesi. Sen yavurlara diyoruz. Yavurlardan bir tanesini alıyor. Sen siz şu yavurların ne yaptığını gördün mü? Ne yapıyorsunuz? İn etakum Allah'ın azabı gelse size bir şekilde bir azap türü gelse. Ev etetkumus saatu ya da size saat gelse. Buradaki kıyamet değil, muhtemelen ölümden söz ediyor. Ölüm size gelse e gayrallahi ted'une bu tehlikeyle, bu azapla, ölümle karşılaştığınızda, bu büyük olayla karşılaştığınız zaman Allah'tan başkasına mı kulluk ediyorsunuz? Başınız sıkıştığında ama çok sıkıştığında o an Doğaçlama, kime dua diyorsunuz? Allah'tan başkasıya mı dua diyorsunuz? İnkün tüm sadıkayın. Doğruysanız, eğer gerçekten dürüstseniz bir söyleyin. O sırada kime yardım edin? La'ta mı dua ediyorsunuz? Menata mı dua ediyorsunuz? Neyden dua ediyorsunuz? Başınız sıkıştığında hemen bir üstün güce yönelme ihtiyacı içinizde canlanmıyor mu? Allah'ı bırakıp da taptığınız o bütün putları bir kenara bırakıyorsunuz. Allah'a kulluk ediyorsunuz. Şey dua ediyorsunuz. Bel tam tersine iyyahu ted'une. Hepiniz Allah'a dua ediyorsunuz. Fe yekşifu ma ted'une ileyhi inşa'e. Allah da eğer dilerse bu duadan sonra üzerinizdeki o felaketi gideriyor. Giderince ne oluyor? Ve tensevne ma tüştikune. Siz o sırada Allah'a ortak koştuğunuz her şeyi unutuyorsunuz. Sadece Allah'a dua ediyorsunuz. Bunu görmüyor musunuz? Bununla ilgili bir olay var. Hazreti Peygamber döneminde Ebu Cehil'in oğlu İkrime Mekke fethedilirken Mekke'yi vermemek için direnen vatansever aslında yani ha. Yani Mekke'yi peygamberimize vermemek için direnen az sayıdaki direnişçi gruptan birisi. İkrime, Ebu Cehil'in oğlu. İkrime bin Ebu Cehil. Mekke fethedilince kaçıyor tabii Mekke'den. Müslüman olmuyor. Kaçıyor Mekke'den. Doğru solu bugünkü Cidde dediğimiz onun yakınlarındaki Şuayba limanında alıyor. Gidecek, uzaklara gidecek ki Müslümanların eline düşmesi. Bir de yani artık kahırlanmış. Her taraf Müslümanların eline geçmiş. En son Mekke'de geçmiş. Her tarafa geliyorlar. Bilecek ve gemiye Denizin öbür tarafında bir yere gidip Müslümanlardan kurtulacak. Biniyor gemiye. Giderken gemide bir fırtına çıkıyor. Fırtına çıktığında kendisi anlatıyor bunu bakın ya. Yani. Bakıyor ki lan herkes Allah'a kulluk ya yani dua ediyor yani. Aman Allah'ın bir Hepsi gavur aslında ya. Hepsi Allah'a dua ediyorlar. Akıllardan akıllı adam bir de Allah lütfetti ya yani. Allah kapıyı açtı yani o an. Allah kapıyı açmasa zaten ne yapsın ya? Yani? Allah kapıyı açtı. Tam zamanda denk geldi. Arkadaşlar şunu biliyorsunuz. Hepimizin kalbinin kapılarının açık olduğu saatler olur. Her zaman hepimiz her zaman açık olmuyor. Bir adama bir daha bir daha bir daha bir daha niye anlatıyoruz? Öğrenciye bir daha bir daha niye anlatıyorsunuz? Çocuklarınıza bir daha bir daha bir daha bir daha niye anlatıyorsunuz? Her zaman denk gelmiyor ki yani. Bir eşref saatine denk geliyor, bir alıcı olduğu ana denk geliyor, alıyor. İklimenin de tam alıcı olduğu saate denk gelmiş. Bir dakika diyor ben ne yapıyorum ya? Ben bundan kaçıyorum diyor. Herkes aslında Allah'a kulluk ediyor. Herkes Allah'a dua ediyor. Geri dönüyor geliyor. Tabi bu arada hanımının da yaptığı bir takım iyilikler var. Hanımı da ona bir takım adamlar gönderiyor. Bak gel diyor Muhammed Aleyhisselam herkese affediyor. Hiç kimsenin geçmişine bakmıyor falan diyor. Hanımının da aracılığıyla geliyor ve Müslüman oluyor. Bütün ortak koşullarınızı unutuyorsunuz. Bunları görmüyor musunuz etrafınızda? Büyük bir hastalık olduğunda... Mesela şu görüntüleri hatırlamıyor musunuz? Mu? Pandemi dönemi olmuştu. Avrupa'dan görüntüler falan yayınlanıyordu. Görmüşsünüzdür yani. Do Topluca dua ediyorlardı doktorlar, hemşireler falan. Hastanelerde diz çökmüşler. Hristiyan doktorlar ve Allah'a dua ediyorlardı yani. Ne oldu o an? Bütün ortak koşullarınızı unutursunuz. Ve laqat ersalna Bakayım tamam varmış Ve laqat ersalna ila ümemin min Biz senden önceki peyga, ümmetlere de peygamberler gönderdik. Kabul etmediler. Etmeyince ne yaptı Allah? Fe akadnahum ve Darrai, Onları bir takım geçim sıkıntılarıyla ve hastalıklarla sıkıştırdık, yakaladık başlarına bir takım fakirlikler ve hastalıklar verdik onlara. Niye? Bakın çok önemli bir yere geldik. Biraz yorucu olmuş olabilir. Yorulduysanız son 5 dakika şöyle bir toparlayın. Çok ciddi, ilginç bir yere geldik. Bakın peygamber geliyor. Peygamberi kabul etmemişler. Direniyorlar peygambere. Ne kadar sürüyor bilmiyorum. Bir süre peygambere direniyorlar. Nuh Aleyhisselam'da yüzlerce yıl bu. Sonra Allah Teala onları Fakirlikler, geçim sıkıntıları, ekonomik kriz bugünkü adı bu. Ekonomik krizler ve sağlık sorunlarıyla mesela yaygın hastalıklarla onları sıkıştırıyor Allah Teala. Niye? Leallehum <laughs> yetezarraun. Belki ola ki lealle Arapçada kullanıldığında belki kelimesi bu. Lealle kullanıldığında ondan sonraki gelen fiilin gerçekleşmesi ihtimali yüksektir. O yüzden mesela Allah Teala der ki لَعَلَّكُمْ turhamun. Müminler kardeştir, kardeşlerinizin arasını barıştırın. Umulur ki felaha erişirsiniz. Allah size rahmet eder. Bu gerçekleşmesi ihtimali yüksek bir şeydir. Burada da ya işte ekonomik krizler geldi. Yani bir baktın ki o güvendiğin dağlara kar yağdı. Kurduğun çark çalışmaz oldu. O Güvendiğin sağlık sistemi iflas etti. Bedenine güvendiğin beden iflas etti. Şifayı bir yerden bulamıyorsun. Ya artık ne yapman lazım? Bir dönüp Allah'a dua etmen lazım. Bir kendine gelmen lazım. Bir dakika ya ben aslında o kadar güçlü değilmişim. Ben aslında her şey kendime yetmiyormuşum. İnsan kendi kendine yetmiyormuş. İnsan insana da yetmeyebiliyormuş. Demen gerekiyor. Yatadar raun, tazarru kelimesi. Yalvarmak geliyor. Kelimen anlamda. yalvarmak var ama boyun eğmek de var. Boyun eğerek yani artık gördün o büyük gücü boyunun eğ ve yalvar. Bunun için allah Teala fakirlik gönderdi. Ekonomik kriz ve sağlık sorunları gönderdi. Ama bunu niye yapar? Bu bazen şöyledir arkadaşlar. Konuşursunuz, konuşursunuz, konuşursunuz. Karşınızdaki hiç şey yapmaz. Tepki vermez. Lan acaba öldü mü ki? Uyuyor mu ki? Ne yaparsınız? bir dürtersiniz yani. Hayat alameti var mı yok mu? Bakın çok önemli bir harekettik. Hayat alameti var mı yok mu? Bir şeyle dürter Allah onları. Kalplerinde hala bir hayat alameti var mı yok mu? Bakın bir tipten bahsediyor. Felavla izcahum besuna tezarrau. Hiç değilse o sıkıntılar geldiğinde yalvarmalı değiller miydi? Kimi toplumlar o kadar dibe vuruyorlar ki, o kadar dibe vuruyorlar ki, onlara uyarılar da işe yaramıyor. Toplumsal afetler yaşanıyor, akıllanmıyorlar, doğal afetler yaşanıyor, akıllanmıyorlar, evde yaşanıyor, bedenlerinde yaşanıyor, bir türlü böyle hiçbir şey onun için uyarıcı olmamaya başlamış. Yani, yani ölmüş artık kalp, tepki vermiyor. Velakin, fakat, kaset kulubuhum. Kalpleri katılaştı. Katılaşmış kalbe artık bir şey yapamazsınız. Ve zeyyene lahumu şeytanu ma kanu ya'melun ve yaptıkları şeyleri şeytan onlara güzel gösterdi. Kendi hallerini güzel kabul ettiler. Yani bundan hiçbir ders çıkartmıyor. Ya eskiden de oluyordu öyle şeyler diyor. Daha önce de olmuş diyor. Oho, ta bir zamanlarda salgın hastalıklar olmuş. Tamam olmuş da yani. Ondan senle ilgili bir uyarı çıkartmıyor musun? Bak ölüyorsun işte ve yani kendini koruyamıyorsun. Bir üstün güç yani bir dua, yalvar... hiçbir şey olmuyor. Kalpleri katılaşmış. Şeytan da yaptıklarını süslü gösterdi. Süslü gösterince ne oldu? Artık bitti bakın. Felem ma nesu. Burada bırakalım. Orada biraz daha geniş bir şey anlatmamız gerekiyor inşallah. Bu noktaya geldiğinde Allah ne yapar? Onunla ilgili çok ilginç, çok çarpıcı bir ayet geliyor. İnşallah haftaya konuşalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.